Merhabalar sevgili YouTube ve sevgili Elden Ring severler, hepiniz hoş geldiniz. Efendim, bu bölümümüzde bir aksilik olmazsa aslında Kayleigh'i keşfetmek için biraz daha böyle rahat hareket edebilmek adına haritamızı açacağız, birkaç tane item notlayacağız ve daha sonrasında aslında biraz daha Kayleigh'i daha rahat dolaşabilir, daha rahat ilerletebilir bir hale gelmiş olacağız. İlk iş, bir önceki videoda buraya kadar gelmiştik. Buradan devam ediyoruz. Buradan yolumuza ilerliyor olacağız. Gideceğimiz yer burası. Haritalar olmadan bir tık böyle nasıl diyeyim varsayımsal işaretledim gitmemiz gereken yerler ama bir aksilik olmazsa düzgün şekilde gidebiliyor olacağız. Tamam. İlk başta Kayleigh noktasında şeyleri açmak istedim. Haritaları açmak istedim çünkü Kayleigh biraz büyük bir bölge ve çok kafa karıştırıcı bir bölge. Bir de burada şeyleri bulmak çok kolay değil. Grace'leri bulmak çok kolay değil. O yüzden ya veya İlk başta hani Grace'leri açalım. Grace'leri açtıktan sonra gerekirse o bölgeyi keşfederken inanılmaz bir durum. Vur şunları, sıkalım artık yeter. İzlerlerken, burayı keşfederken hani şey yapabilirsiniz, daha rahat ilerleyebilirsiniz diye. Burada bir tane Grace'imiz var. Burada bir tane Memorial, yani bir tane anıt bulunuyor. Buradan bakınca aşağıya satıcı görmek çok kolay ama normalde o satıcıyı bulmak tam bir işkence. Ben kendisi bulamamıştım. The Battle of Aeonia. Radan and Malenia locked in stalemate, then the Scarlet Rod blooms diyor. Eğer ki açılış sınavına dikkat ettiyseniz iki tane karakter vardı birbirlerine bakan böyle kızıl bir bölgede. O bölge aslında burası. Burada bir savaş gerçekleşiyor. İki tane demigod arasında, iki tane yaratan arasında. Bu savaş Malenia ile Radan arasında gerçekleşiyor. Her ikisi birbirini yenemiyor. Ve Malenia Scarlet Rod'un yani bulun hani çiçek açması gibi düşünebilirsiniz. Skardot'un çiçek açmasıyla birlikte aslında buranın tamamını bu şekilde zehirlemiş oluyor. Yani bütün buradaki bu kaotik içerik aslında Malenia'nın o savaştaki aksiyonuna bağlı olarak gerçekleşiyor. Yani işte oyunun çok ilerisinde karşılaşıyor olacağız. Ama Radan'la bir müddet sonra kapışıyor olacağız bir aksilik olmazsa. Burada bu Purchase deyip şu arkadaşlar şuradan 3 tane şey alın. Şu Preserving Blouse'dan alın. Yani bu bölge için gerekli. Bizler şey olarak hani incantation biyoloji olarak bunlara çok fazla ihtiyaç duymayacağız elbette bir noktadan sonra ama özellikle boss fightlara vesaire bizim de ihtiyacımız olacak açıkçası. Hani onu göz ardı edemeyiz. Şimdi şurayı işaretleyelim. Aynı anda iki tane olmasına sevineceğim. Ne olacak? Tamam, bu hangi numara? 4 numara. 4 numara şurası, okey. Birkaç tane işaretimiz var, onları bir açıklaması gidiyor olacağız. Hemen burada bir tane daha Grace var. Hani niye bu kadar birbirine yakın iki tane Grace var bilmiyorum ama bu şekilde yapmışlar. Bu bataklığın etrafında çok fazla Grace var. Uyarım şu, buradan bataklığa dümdüz girmeyin. Girerseniz Millicent isimli bir karakter sizi invade ediyor olacak. Aynı zamanda orada zamanında boss olarak kapışmış olduğumuz düşmanlardan var. Hem bosslar hem Millicent canınızı okuyacaktır, aklınızda bulunsun. Şimdi hop. Buradan bata mı girdin direkt sen? Hadi gelince. Al beni. Al beni. Buradan karşıya geçiyorum. Hala Kayleigh bölgesindeyim. Bu arkadaş çıkartalım. Oradan daha sonra gideceğiz. Oradan item'ı daha sonra alacağız. Şimdi oradaki item'ı alacağım ama öncesinde buradaki o gizli saklı kalmış olan Grace'i alıyorum. Bir tane Grace'imiz var. Grace'imizi yakıyorum. Solta Deathbird var. Ona kapışmayın. Gece boss'u. Hani şu an gece oldu. Ben ne yazık ki şey yapamam, bilmiş durumda değilim. Geceyi çevirmedim gündüze. Knight's Cavalry falan da var. Hepsiyle aynen kapışmak istemiyorum şu an. Geçip Grace'i dinleneceğim. Kesin bir tanesi saldıracak eminim yani. Şu arkadaşlar dertli zaten. Bunlardan hani daha önce zibilyon tane öldürdük. Hani burası sadece biraz da canları fazla. Çok sıkıntı değil. Geceden kurtulayım diye oturdum. Respawn ettirip tekrar ata biniyorum. Harika. Aslime diyeceğiz. Morning olsun. Gündüz başlayın, işiniz rahat olsun. Buranın gece bossları var. Buranın gece bossları gayet güçlü bosslar. O yüzden mümkünse onlara en son bulaşmak istiyoruz. Şu an için sadece dünya keşfetmek niyetindeyiz. Bam bam bam. Burada bir diğer satıcımız var. Hop. Konuşalım kendisiyle. Purchase derseniz kendisi bir tane Stone Sword Key satıyor. Onu alın derim. Pukpukları. Pukpukları ben her zaman alıyor olacağım. Hani bunu tamamen size kalmış. Efe'nin loonunu kullanmak da olur. Seti almak istiyorsanız burada mevcut. Burada crackpot da var. Hani bomba vesaire yapmak isterseniz elinizde bulunsun. Envanterinizde bulunsun.
Şimdi buradan haritamızı alacağız. Haritayı birazdan göstereceğim. Haritanın öncesinde buradan dümdüz gidersek. Tamam. Alabileceğimiz bir tane Golden Seed'imiz var. Golden Seed sayısı şu an kaç olduğuya bakacağım. Okey, bir tane daha şey alabiliyoruz, pot alabiliyoruz. Harika. Şimdi şunu kaldıralım, şunu kaldıralım. Yani kilidi bir miktar açmış olduk. Hani harita büyük bir oranda açıldı. Şu kısım zaten komple boss arenası. Hani öyle ifade etmiş olayım. Oraya çok takılmayın. Burada alacağımız birkaç tane içerik var. Şunu az önce bulamadım ya da yanlış yere baktım, emin değilim. Oluyor olmam lazım. Tamam. Dediğim gibi bir miktar loot alacağız. Hani bir miktar loot da aradan çıkartıyoruz aslında. Hani almamız şart değil belki ama aradan çıkartıyoruz. Kamp bölgesine gelmişken aradan çıkarmış olalım. Aynen. Bir tane şey olması lazım. Oh, hayır, ölme. Bir tane scarab olması lazım. Bulmaya çalışıyorum, göremiyorum. Hah, burada. Bu şey arkadaşlardan bir tanesi, tahmin edeceğiniz üzere. Nedir adı? Çekingen arkadaşlardan bir tanesi. Ben bu arada envanterdeki birçok şeyi chest'e koydum. Hani daha rahat navigate edebilmek adına. Niye? Gördüğünüz üzere hani atın üzerine ok veya yay kullanmak da mümkün. Buradan Poison Mist'i alıyorsunuz. Elinizdeki silah Poison sürmek için kullanabileceğiniz şeylerden bir tanesi oluyor. Onu aldık. Onu aldıktan sonra geri dönüyoruz. İçinden geçeyim de kaybolsun. Dediğim gibi gölün ortasına gitmeyin. Yani hem zorlu düşmanlar var hem de bir invasion event var. Invasion event olduğu için atınıza inmek zorunda kalacaksınız. Attan inince de hani düşmanlar size bayağı rushlayacaklar yani. Nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız bir tık sıkıntı olabiliyor. Şayet ben uğraşmıştım ilk oynayışımda. Burada bir şey yok. Şöyle doğru gidiyor olacağız. Ben ne alacağım? Şu Scarab'ı öldürmek istiyoruz. Gel buraya. Patlıyor bu arada. Bu infilak eden bir şey. Sacred Ring of Light'ı aldık. Bu şu an nasıl kullanıldığını görmediğimiz bir içerik. Ama elbet görüyor olacağız. O yüzden içiniz rahat olsun. Sonrasında göle bu taraftan giriş yapıyorum. Burada bir tane Grayson var. Şuranın içerisinde, şu ağaçlar kaplı bölgenin içerisinde bir boss fight var. Ona şu an gitmeyin. Elbet gidiyor olacağız. Bir yaklaşık olalım. Niye bakalım. Onu aldık, onu aldık, bunu açtık. Bunu aldım, lootladım. Oraları yaptık. Oraya daha sonra gidiyor olacağız. Okey. Şimdi burayı açtıktan sonra şuradaki Lemnizer'daki bölgeye geri dönüyoruz. İki farklı şekilde buraya, yani şu an gideceğim yere gitmeniz mümkün de buradan gitmek bir tık daha kolay oluyor. Yapacağımız şey şu. Buradan dümdüz aşağı doğru ilerliyorum. Buradan sürekli olarak farmlamakta olduğumuz bir tane şey vardı. Top vardı. Bu top normalde bunu farmlayın diye yok. Bu normalde aslında size saldırmak için var ve buraya gelirken hani bu bölgeden gelme imkanımız var. Biz bu yolu şu an tersten gidiyoruz aslında. Öyle düşünebilirsiniz. Burada yukarıda yine gidilebilecek yerler var. Alınabilecek item'lar vesaire var. Onları şuradan açıp görmezden gelin. Kaelid'in bu bölgesi Kaelid'in kendisinden farklı bir scaling'e sahip. Yani Kaelid'i yapsanız bile buraya bir tık daha geç geliyor olmanız lazım. Arkadan gördüğünüz üzere toplar gelmeye devam ediyor tabii ki. Yani toplar tek bir tane yok burada. Ayıyı görmezden gelin. Ayıyla hiçbir işiniz yok. Tümünüzü yardırın buradan. Tamam. Biraz ileride hafif parlaklığı belli oluyor glitch'ten ötürü. Bir tane Grace'imiz var. Onu yakmak istiyoruz. Sağımızda müthiş bir kule var. Bir aksilik olmazsa biz o kuleyi yapacağız ve o kuleyi yaptıktan sonra oradaki bir boss'u kesiyor olacağız. Boss'u kesmemizle birlikte yeni bir tane silah geçme imkanımız olacak. Bir aksilik olmazsa. Şimdi burada bol sayıda ejderha var. Bu ejderhalara bulaşmayın. Bunların hepsi Dragonheart mesela düşünmüyor. Boş yere Dragonheart kasıyorum ümidiyle bunları öldürürsünüz ve onları size arada kesinlikle öldüreceklerdir. Hani olur öyle şeyler Elden Ring'de vesaire. Dolayısıyla biraz tilt olma ihtimaliniz var. Hiç tilt etmeyin kendinizi. Dümdüz yardımın. Ejderhalara ait bir içerik var. Ben yine burada gösteriyor olacağım ama şimdilik ejderhaları minimal hasarla dojlayabileceğimiz bir yolda gitmeye çalışıyorum. Buradan Greystone'u alalım. Buradan
arkadaşlar olacağız. Koşmaya devam ediyorum. Bir diğer haritamız burada. Şimdi açtığımız yeri göstereceğim. Arkadan ejderha kovalıyor olabilir diye biraz uzaklaşıyorum. Bu arkadaşı öldüreceğiz. Hazır yolumuz üzerindeyken. İnatından. Niye bilmiyorum. Şu an atla bunlara saldırırken bayağı zorlanıyorum. Sen farkındasınızdır. Yani şu an hani normalde bunlara vurdum hasarla buna vurdum hasar bile çok şey, çok farklı. Yani bu bölge şey değil. Öyle diyeyim. Bu bölge şu an hazır olduğumuz bir bölge değil. Buradan Sombersmith'in son 8'i aldık. Bunu kullanmayın. Eğer ki yani benle aynı silahla gitmek istiyorsanız bunu kullanmayın. Ama şöyle yani Incantation Builders'a gitmiyorsanız umurunuzda değil. Dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Buradan koşarak gidiyorum. Sol taraftan gitmek biraz daha mantıklı oluyor. Çünkü sağda biraz daha fazla köpek var. Gidiyorum. Ve yine bir reisim var. Aynı zamanda yeni bir tane satıcımız var. Haritayı da göstermek gerekirse, aynen şu an Kael'in tamamını aslında açmış bulunuyoruz. İşte burada demiştim buraya gidebilecek bir yol var, işte buraya yukarı gelebilecek bir yol var. Şuradan karşıya atlayıp böyle yukarı çıkma imkanınız var buraya gelmek için. Burası bizim ilk oyunun başlarında kaçırıldığımız mağara. Şuradaki bir tane şeyle etkileşime geçip, sandıkla etkileşime geçip buraya uçmuştuk. Burası o mağara. Bunları aldık zaten, şunları kurtarayım. Bu bahsettiğim kulenin çok büyük bir içeriği var. Şu an için oraya hiç bulaşmayın. Günün sonunda Kael'i komple açmış olduk. Burada biraz büyücüler ilgilenen şekli olacak. Burada yani şu an toplayacağımız birçok içeriği aradan çıkarmış olduk. Bunları ben kaldırayım ve haritadan karışmasın. Uçuralım. Bunu da uçuralım. Şimdi bu satıcıyla konuşuyoruz. Burada bu arkadaşın satmakta olduğu belli başlı içerikler var. Eğer samuray klası olarak başlamaysanız samuray klasının buradan şeyini alabilirsiniz, zırhlarını alabilirsiniz. Kalesi satıyor hani eğer ki fil silahları kullanıyorsanız aslında biraz da oyunun başında kullanmak isteyeceğiniz bir içerik. Invasion şeyleri için Bloody Finger ihtiyacınız varsa onları alabilirsiniz. Ben bir tane crackpot alacağım. Bir de aynı zamanda Lost Ashes of War var. Burada bir diğer içerik şu. Beast Repellent Torch. Bunun bir kullanımı ben denedim. Ya bu bir ara bug'lıydı. Şu aralar düzgün çalışıyor gibi gözüküyor. Son 5 yaş sonrasında. Göstermek gerekirse. Bu şeyi elinize aldığınızda köpeklere gidiyorum şu an. Köpekler size saldırmıyorlar. Sizden uzaklaşıyor. Sizi sadece izliyorlar. Saldırmak istiyor belki. Yani kombata giriyorsunuz ama köpek size saldırmıyor. Kuşlarda işe yaramadığını öğrendim. Hala öyle mi bilmiyorum. Yani peşlerle bunu güncellemeden bilmiyorum ama kuşlara işe yaramıyor diye bir şey yapmışlar. Bir dipnot düşmüşler. Buradan flasklarımızı güncelleyelim. O artık 4 tane mi ihtiyacım var? Okey tamam. O seviyeye gelmişiz harika. Pat. Burada bir tane şeyimiz var. Scarab'ımız var. Bunu duyuyorum ama şurada olması lazım. Neden at üzerine vuramıyorum bunu da bilmiyorum ama okey. Boom. 5 of 4 sky shot'ı almış olduk. Şimdi aynen genel olarak aslında Kael haritasını açmış bulunuyoruz. Yani burası şeydi bu arada ışınlandıktan sonra açmış olduğumuz yerdi. Şimdi biz bu bölgeyi aslında komple keşfediyor olacağız. Yani burada bayağı gidilecek bir sürü, yapılacak bir sürü içerik var. Benim niyetim şu. İlk başta hani orta bölge diyerek orta bölgeyi aradan çıkartmayı planlıyorum. Daha sonrasında işte şu üst kısımları aradan çıkartıyor olacağız. Şuraya bir tık daha geç gideceğiz. Hani aklınızda bulunsun. Bir tık daha geç gideceğiz. Yani şuradan kesme gibi düşün yukarı kısım. Bir tık daha geç gideceğiz. Burayı işaretlemiş olayım. Son olarak şu kısmı göstereceğim. Burası da aslında daha önce bahsetmiştim hani triggerlarımıza bağlı olarak bir şeyler değişiyor vesaire diye. Burası değişmeden şu kısmı aradan çıkarmak istiyoruz ve belli başlı içerikle tanıtma imkanımız olacak. Şimdi bu işaret koymuş olduğum yerde çok güzel bir içerik var, çok güzel bir item var. Biz aslında item'ı almak için gidiyoruz. İçeriği ben video dışı yapıyor olacağım. Ama nasıl yapıldığını da sizlere gösteriyor olacağım. Oyunda belki en fazla ejderhaya sahip bölge burası. Aynı anda yan yana bulunan ejderhalar düşünüldüğünde.
koştur, koştur, koştur. Hop. Devam et. Dediğim gibi bu ejderhalara hiç bulaşmayın. Yani hiç lüzumu yok. İlla ki öldürmek istiyorsanız oyunun biraz daha ilerleyen noktalarında buraya gelip öldürürsünüz kendilerini. Bir tane item var, onu da almış olayım. Hop. Esas sıkıntı arkadaki ikili değil, esas sıkıntı buradakiler. Burası biraz ormanımsı, yani ormanlık bir bölge, öyle diyeyim. Ormanımsı, yani doğru değil, ormanlık bir bölge. Bu ağaçlar gerçekten buradaki ejderhaları çok iyi saklıyor. Ve karşınızda oyunda yaşadığını gördüğünüz en büyük ejderha, devasa bir kişilik kendisi. Ya çevresindeki ejderhaları öldüreceksiniz ya da kendisini öldürüp bu ejderhaların despawn olmasını sağlayacaksınız. Nasıl yapacağınız size kalmış. Hani Spirit Eşbiyan falan kullanabiliyorsunuz gördüğünüz üzere. Şimdilik ben buna saldırmıyorum. Buradan koşturarak o haritadan marklamış olduğum yere gitmeye devam ediyorum. Bu arkadaş bu attığı çığlıkla etraftaki bütün ejderhaların üzerine saldırır. Aklınızda bulunsun. Hani o yüzden şey yapmamıza fayda var. Hani saldırmamıza fayda var. Burada oturup bir dinleneceğim. Dinlendikten sonra bu ejderhayı nasıl kesebileceğinizi anlatmak istiyorum. Dexterity build giden arkadaşlar için müjde, çok rahat kesiyor olacaksınız. Diğer şeyler arkadaşlar bir milyon uğraşıyor olacaklar. Bu ejderhaya dair henüz keşfedilmemiş içerikler, sırlar olabilir. Hani internete bir bakın derim. Çünkü yani kendisini biz şey yapacağız ama hani öldüreceğiz ama nedir adı? Çok daha böyle spekülasyonlara sahip bir ejderha. Hani işte bunu kurtarabilirsiniz, işte iyileştirebilirsiniz vesaire vesaire, bir sürü şeylerden bahsediliyor. Kendisi aslında bu Scarlet Probe'la birlikte hastalanmış ve hareket edemeyen, uçamayan bir ejderha. Kendisini öldürmek için ise benim şu an bulunduğum bölgeye gayet iyi. Hani resimlendiniz, buraya geldiniz, gayet saldırabilirsiniz. Buradan size diğer ejderha saldırmıyorlar ve saldıramıyorlar genelde. Yani Spirit'i summonlayın. O arkadaşı saldırsın, siz de saldırın. Kendisine vuruyorsunuz. Vurduğum hasarı bakmak isterseniz şurada yukarıda gözüküyor. Şimdi bu arkadaşı saldırmanın, bu arkadaşı öldürmenin en kolay yolu aslında kanama hasarı bulmak. Kanama hasarına bir tane prokunu göstermek istiyorum. Kanama hasarı ne kadar kolay olduğunu göstermek adına. Benim de silahımı kanama hasarı var biliyorsunuz. Hop, tutuyorum. Aynen. Kanama hasarı ise gördüğünüzde bayağı bir vurmuş, şey yapmış olduk. Benim tavsiyem işte böyle vura 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 bu arkadaşı öldürmeniz. Öldürmeniz durumunda yaklaşık 50 bin ruh elde ediyor olacaksınız. Ben denemedim ama bir deneme niyetim var. Şunu kullanmayı bir deneyin öldürürken. Şurada Gold Pickled Fowl Food var. Tam ölmek üzereyken bunu basın. Şimdi bu şey oluyor. Elde ettiğiniz run miktarını arttırıyor. Belki 50 bin değil, bir miktar daha fazla bunu elde etme imkanınız olur. Şimdi tekrar dinlenelim. Şimdi buraya esas gelme sebebimiz aslında dediğim gibi Caleb bölgesi kolay bir bölge değil. Biz yani bayağı bir müddet buraya gelmeyi, yani gelmeye çekindik, gelmek istemedik ve haklıyız bu konuda. Gelmek istemekle haklıyız, gayet haklıyız. Hani burada bir tık zorlanacağımız şeyler var. Dolayısıyla bizler bir miktar daha güçlenebilmek istiyoruz. Hızlı güçlenmenin en kolay yolu aslında stat almaktır. Stat almanın da en kolay yolu eşoforum, talisman kullanmaktır. Burada bir aksiyonla da talismanlar kullanıyor olacağız. Boom. Nasıl? Bir kullanmak güzel olabilir. Boss'umuz yok bu arada. Hani o yüzden direkt bombalı sistem faydalanabilirsiniz. Bu soldaki arkadaş sizi zehirlemeye çalışıyor. Hatta mesela başardı şu an zehirlemeyi. Silah hasarı biraz az kalabilir burada benim için. Çünkü hani günün sonunda ben şeyim, incantation build'ında olduğum için. Önümüz efendim. Buradan Flame Cleanse'mi kullanalım. Şimdi Flame Cleanse'mi aynı zamanda rotu da gideriyor. Yani bizim şu itemlarımızı, göstereyim. Bu itemların etkisini de yapıyor. Dolayısıyla hani bizim ekstradan o itemlara ihtiyacımız yok. Ama ben onların kullanılabildiği, özellikle boss fight'lara vesaire kullanıyor olacağım. Çünkü boss fight'a gerçekten hiç bir yeri var. Hasar bazı tahmin etmem daha fazla, ne yalan söyleyeyim. Böyle yere düşünce daha fazla hasar oluyor azıcık arkadaşlar. Önünüzde buna kanama da hasar da vurabiliyorsunuz. Gayet tatlı. Tekrar zehirlenmek istemiyorum. İstemiyorum dedim ama zehirlen. Gel buraya. Tamam. Elimdeki imkanlarla mümkünse faydalanmak niyetindeyim. Ben öyle baktım. Müthiş. Kanımızı kullanalım. Flame Cleanse'ne tekrardan şey yapalım. Benimle aynı build takip eden arkadaşlar o itemları olabildiğince minimal kullanmaya deneyebilirler. Hani
zaten craft edebiliyoruz. Hani envanteri bitse bile elbet yapabiliyor olacaksınız da. Günün sonunda hani envanteri bir miktar daha fazla dursun. Bir zararı olmaz. Buradan yukarı çıkalım. Buraya oyunun daha erken zamanlar gelmek mümkün ama ben hem bu yarasalar hem de bu bölgenin genelinde tanıtmanın daha mantıklı olduğunu düşündüm. Burada ilk olarak Pactus Medallion Rite'ı aldık. Pactus'ın hani şimdi yani konusu biraz geçti. Bir asansör olduğunu biliyorsunuz. O buluşmak istemeyen madalyonlar falan diye bir lore olduğunu biliyorsunuz. Bunları Finger Reader arasında almıştık. O asansörü çalıştırmak için ihtiyaç duyulan, ben arıyorum. İhtiyaç duyulan aslında madalyonların bir tanesini aldık. Burada yine gördüğünüz üzere büyü ressamından arkadaşlar. Bu arkadaşları tek tek öldürmeye çalışırsanız gördüğünüz gibi bayağı bir tercih olacaksınız. Bence bunlarla uzun uzadıya uğraşmayın. Bunlardan bolca çıkıyor olacak. Buraya gidiyorum. Aynen. Buradan aşağı düşüyor olacağız. İsterseniz şeyi kullanın, merdiven kullanın. Bence çok mantıklı değil. Sonrasında şuraya dönüyorum. Burada fareler var. O aşağı inmeyi tercih ettim. Peki. Yani takip etmez bu arada bunlar. Hani yukarıda kalırlar, yukarı kalmaya devam ederler. Tamam. Tamam. Gelen varsa öldürürsünüz. Değil. Alalım. Ben burayı kırdım. Burayı kırdıktan sonra aslında şuradan karşı tarafa gidebiliyor olacağız. Gidebiliyor olacağız. Böyle koşup atlayın. Burada iki tane fare var. Bir tanesi büyük anne fare. Anne fare bir tık sıkıntı bizim için. Sıkıntı olmasının sebebi şu, hasarımız az. Şu an bu bölge için hasarımız az. Bunu biliyoruz. Mesela anne fare bir tık sıkıntı. Ama kanama hasarı sağ olsun. Sağ olamadı. Olmadı bunları şeyle öldürelim direkt. Catch brain'lerden çıkartalım. Daha rahat olabilir bizler için. Yine Wondrous Fisk'i şeyde kullanabiliriz. Buraya çıkınca kullanabiliriz. Yani şu an biraz daha hızlı rush'lı yukarı çıkıyor olacağım direkt. Bunun sonunda aslında orada o fareleri öldürdükten sonra alabileceğiniz bir tane item var, bir tane talisman var. O talismanı almak ve aslında yavaş yavaş o talismanı kullanmak istiyoruz. Biraz riskli talismanların bir tanesi ama yani o riske değer. İnanın ki değer. Koşuyorum. Buradan yanlışlıkla aşağı düşmeyin. Şuraya inmeniz lazım. Karşıya atlamadan önce de şurayı kırmanız lazım. Belki guard counter bir tık işinize yarayabilir aslında. Guard counter'ı kesmek mantıklı olabilir. Hop, buradan buraya atlayın. O arkadaş şey yapamaz. Takip edemez aslında sizi. Geliyorum buraya. Bekliyorum şu arkadaş gelsin diye. Bakayım üstüme. Nasıl 3 atak öldürelim. Bunun arkın gitmiş olması bekle. Tabii ki ben şeyim şu an. Bir ağırım. Harika. En ağır olmak istemeyeceğim yani ağırım. Böyle yapalım. Gel. Yani bunu yapabilecek şeyimiz var. Stamina'mız var. O yüzden sıkıntı değil. Bunu bekliyorum. Zıbam. Bir de kanamayı vur. Harika. Kendisini öldürmüş olduk. Şimdi şuradan aşağıya düşüyorum. Buradan buraya gelirsem bir legendary talisman alma imkanım oluyor. Radagon's Sword Seal'ı aldık. Zaten bizde bu var. Hani böyle bizde bu var. Bizde Radagon's Scar Seal var. Ne yapıyor? Bizim statlarımızı yükseltiyor. Bu arkadaştan buna geçerseniz bir miktar daha yükseltiyorsunuz. Yani normalde bu arkadaş 3 yükseltiyordu, bu arkadaş 5 yükseltiyor. Ve yükselttiği hani miktar ve sağ tarafta gördüğünüz üzere statlarımıza bayağı etki ediyor. Yani şundan buna geçersek aslında Strength 13, Dexterity 13 hani direkt statları görebiliyorsunuz ama bununla birlikte çok daha yukarı çıkma imkanınız oluyor. Ama doğal olarak bunu takmamızla birlikte aldığımız hasar miktarı da daha fazla oluyor. Daha fazla hasar almaya başlıyoruz. Aklınızda bulunsun hani ona göre takın, ona göre kullanın demeye getiriyorum.
Tekrar şu dışarıdaki forta ışınlanacağım. Bam bam bam. Evet. Ben bir sonraki videoya başlamadan önce buradaki arkadaşı kesmiş olacağım. Buradaki arkadaşı kesip onun runlarını da bir sonraki videoda harcıyor olacağım. Bir aksilik olmazsa orada görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Videoyu paylaşmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bu post kesmenizde veya bu içerik kesmenizde başarılar ve kolaylıklar diliyorum.